Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar bugün size iğneden tabi örnek göstereceğim bu oya bana Instagram'dan geldi tığ oyasına çevrilmem istedi. Baktım çok güzel oldu kızlar tül kadar ince ve zarif oldu oyamız Şöyle oya mı göstereyim size? Şöyle bakın. Gayet hoş bir oy oldu kızlar. Şöyle daha iyi görünmesi için şöyle koyu rengin üzerine koydum ki kamera bazen çok çok güzel olan oyaları çok da güzel göstermiyor kızlar. Bu şekilde bakın şimdi yapımına geçelim. Ben aslında buna benzer farklı bir oya gösterecektim. Size onu da pazartesi göstereceğim inşallah onun yapımı daha kolay buna çok çok benziyor ama şu aralarında farklılıklar var aralarına da boncuk giriyor onun şu aralarına da boncuk giriyor alt kısmı daha kolay ben bunu zürafa çeke pardon örümcek çekerek yaptım bakın buralarını bunun ben şimdi size şişle göstereceğim çoğu takipçim şişle yapsak olur mu abla diyor bakın bu örümcek çekerek yapılmış hali bunun dibinin bu oyanın Şimdi ben size bunu dibini şişle yapacağım göstermesine bana ama örümcek bana daha kolay geliyor şişten şiş zor geliyor örümcek bence çok çok daha kolay yapabiliyorsanız örümcekle yapın şuradan başlayalım başlamadan önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz çıkacak olan bildirim zilini de tıklayarak açarsanız yapmış olduğum yeni örneklerden anında haber alabilirsiniz. Ben bu yazmanın alt kısmını ikişer zincir çekerek bu şekilde zürafasını yaptım. Şimdi şuradan tığımı batıyorum. Tığımı battım. Bir zincir çektim. Şöyle bir şişim var. Bundan kalın şiş olmuyor. Çok olur da kızlar şöyle daha Uzun duruyor. Altını çektiğimiz yerler şuralar. Ben bunu şu 4 numara şişimle yapacağım. Taban kısmını Şuradan başlayalım. Buraya sabitlemiştim. Buradan biraz yapması zor oluyor ama kameranın başında şiş çok büyük geliyor. Şişime taktım. Şimdi sıradaki zürafama geçiyorum. Buradan bir tane alıyorum. Bir tane zincir çektim. Bir tane daha zincir çekiyorum. Şöyle tekrar şişin başına takıyorum. Diğer zürafama geçiyorum. Bu şekilde alıyorum. Buradan bir tane zincir çekiyorum. Bir tane daha çekiyorum. Başına takıyorum. Buraya tek zincir çekmeyin. iki tane zincir çekin ki bu komple boydan boya yapılacağı zaman şiş çekip çıkardığımız zaman tek şiş ilmik oluyor. Siz diğer bir uçtan bir ucuna yapana kadar bu ilmikler kayabilir. Bu şekilde benim yaptığım gibi iki tane zincir çekin. Tabanına. Bunu da çok isteyen takipçilerim vardı. Onlara göstermiş olayım hem şöyle bakın buradan hiç zincir çekmeden direkt geçiyorum diğer alttaki ama bir tane zincir çekiyorum bir tane daha çekiyorum ve tığımın başına pardon şişimin başına bu şekilde takıyorum taban kısmı evet bu şekilde yaptım şimdi bu şekilde çekip çıkarınca buna Mesela dört kenarını bu şekilde yapıp çekip çıkaran, çıkarırsanız kayma riski yok. Çünkü üstüne birer tane daha zincir çektik bunun. Eğer bir ilmekte alsaydık bunları çektiğinizde dediğim gibi bir ucunu yaparına kadar diğer ucu kayardı. Şimdi şuradan hemen dönerek geçeceğim ben. Siz bu şekilde tabanını yapın. Aynı uçtan Ön yüzüne tekrar devam edin. Ama ben şöyle dönerek yapacağım. Buradan ön yüzünden takmamız gerekiyor. Şöyle tutturdum. Bir iki tane zincir çekiyorum. İkişer tane zincir çekerek buradaki yapmış olduğumuz kirpikleri tek tek bu şekilde ikişer zincir çekerek alt kısmını yapalım tamamını bitirelim bu şişle nasıl gözüktü örümcekle ve şişle karşılaştıralım taban kısmı Evet burayı şişle yaptım bakın bu şekilde şişli oldu dediğim gibi şöyle örümcek daha kolay oluyor yapılışı daha kolay oluyor örümceğin bunu yaparken şöyle bu da şişle yapılmış hali hangisini tercih ederseniz yapabilirseniz bunun da çok daha kolay buna benzer çok benzer bir model göstereceğim pazartesi gösteririm belki bilmiyorum kızlar taban kısmı böyle örümcekli olmayacak şişle de yapılmayacak Şu üst kısmında da birazcık farklılıklar var bunu bana gönderen takipçim şurada bir tane boncuk koymuşlardı iğne oyasında buna. Şurasında bir tane boncuk vardı. Buna çok şey durdu. Benim boncuklarım biraz küçük galiba. Ben 3 tane boncuk koydum bu şekilde üst kısmına. Şuradan başlayalım. Şuradan tığımı batıyorum. Buraya 1 2 3 4 5, 6 tane zincirimi çektim. Şimdi uzatıyorum. Buradaki ilmeğimi şöyle şişime takıyorum. Acayip zor oluyor kızlar. Bu da masaya geldiği için ucu şişin şişime taktım. Şimdi tabanındaki şu bakın, şurada bir tane zincir var çektiğimiz. O değil. Hemen altındaki zincirimizden bu şekilde çıkarıyorum. Bir, iki tane zincirimi çekiyorum. Ve uzatarak tekrar başına takıyorum. Çok kolay bir oya çok zor oldu. Şişin ucu masaya geldiği için. Bir, iki tane zincirimi çektim. Başına taktım. Tekrar aynı yere giriyorum. Tığımı Buraya bir, iki, üç, dört tane zincirimi çekiyorum. Şuradan bir, iki tane ara boşluk bırakarak üçüncü araya tığımı batıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane zincirimi çekiyorum. Şöyle iteleyeyim. Alt tane zincir çektikten sonra bu şekilde Şişimin başına takıyorum. Şöyle alttaki zincirimin içinden tığım batıp bir iki tane zincir alıyorum, çekiyorum ve tekrar başına takıyorum. Aynı yuvaya giriyorum. Buraya bir iki tane zincirimi çekiyorum ve. Aynı şekilde şişimin başına takıyorum. Aynı yuvaya yuvaya tekrar gidiyorum. 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Buradan 1 2 tane atlıyorum ve 3. ara boşluğuma tığımı batıyorum. Bakın kızlar bu şekilde devam ettireceğim karşıya kadar. Şöyle. Evet bu sırayı da bitirdik. Bunu da aynı şekilde gönül rahatlığıyla çekebilirsiniz. Dört kenarını yap da başlayabilirsiniz bu şekilde. Çünkü diplerini ikişer zincir çektiğimiz için dediğim gibi bunun da kayma ihtimali yok. Birer zincir çekilse kayma ihtimali çok oluyor bir ucunu yapana kadar diğer ucu kayıyor şimdi şuradan ben başlayayım size göstermeye hemen şu uçtan Şöyle boncuklarımı akıtayım buraya buradaki zincirleri kızlar şu tebelesinde çektiğim ay ayağım uyuştu kızlar felaket felaket uyuştu neyse şöyle hiç kıpırdatmadan şurasını çekeyim ve videomu bitireyim kızlar şu tepesine 1 2 3 4 5 5 tane zincir çekin ama bu tepesine çektiğiniz zincirler kesinlikle gevşek olmasın çok sıkı zincir çekin buradan bakın 3 tane boncuk akıttım şuradan şöyle alıyorum boncuklarımı buraya sıkıştırıyorum tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ve karşıdaki şurayı şu yandaki kirpiğimizle diğer taraftaki kirpiğimizin ikisini birleştiriyorum. Bu şekilde buraya bir zincir çekiyorum. Bakın. Buradan 1 2 3 4 5 tane sıkı zincir çekiyorum. 3 tane boncuğumu akıttım sıkıştırıyorum 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim karşıdakini alıyorum diğer taraftakini de bir tanesini alıyorum bu şekilde üstlerini bu şekilde kuruyoruz bakın kızlar bu şekilde ütüledim zaten bu açılıyor bunun tabanında da şişle yaptım ki şişle yapalım şişle yapabilir miyiz diyen arkadaşlarımız görsün diye bu şişle tabana bu örümcekle örümcek daha kolay oluyor kızlar şişten şiş birazcık rahmetli oraya götür buraya götür ama örümcek yapıp gidiyorsunuz. Şöyle çekip çekip zincirlerinizi çekip sırayla gidiyorsunuz. Evet bu şişli olmuş hali tabanının. Bakın şöyle göstereyim. Bu da örümcekli olmuş hali. Şöyle. Kızlar inanın oya o kadar güzel ki kamera göstermiyor. Çok güzel bir oya oldu. İncecik tül gibi bir oya oldu. Bunun çok daha kolayını göstereceğim kızlar. Şu tabanı dediğim gibi örümcek de olmayacak. Şişle de yapılmayacak. Ben aslında o oyayı gösterecektim de bu oya öncelikli geldiği için bana. iğne oyasını çevir dediği için. Abonem istediği için. Bu şekilde çevirdim. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.